Bu videoda Codorg'un bize sunduğu teknolojiyi kullanarak bir oyun yapmaya çalışacağız. Studio.codorg sitesinden oyunu tasarlayacağımız adrese giriyorum. Kendi flappy oyununuzu oluşturun. Tüm görünüm ve kuralları, hatta yer çekimini değiştirebilirsiniz. Bitirdiğinizde bitir düğmesine tıklayıp arkadaşlarınıza oyunu cep telefonlarında denemelerine izin verin. Burada yazdığımız komutların çalışmasını görüntüleyeceğimiz bir oyun izleme ekranı var. İkinci alanda kullanabileceğimiz kod blokları var. Ve üçüncü alanda da kod bloklarını arka arkaya dizip algoritmalar oluşturacağımız bir çalışma alanı mevcut. Algoritmaları oluşturduktan sonra çalıştıra basarak yazdığımız kodları ön izleme ekranında oyunu nasıl yönlendirdiğine bakabiliriz. Şu anda hiçbir komut yazmadığımız için çalıştıra bastığımda hiçbir şey olmuyor, hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Yeniden başlatıyorum. Evet, burada kullanabileceğim kod blokları var. Kod blokları çalışma alanına sürükleyip çalışmasını istediğim yere yapıştırdığım zaman bu işlemleri yapacak olan kod blokları neler var? Normal hızda kanat çırp. Bu nesnenin normal hızda kanat çırpma komutu. Hemen hızlıca diğer komutlara bakalım. Kanat sesi çıkarma komutu, puan kazanma, oyunu bitirme, oyunun ilerleyiş hızını normal şekilde düzenleme, sahnenin arka planını farklı bir görünüme getirme, oyundaki nesneme şeklini değiştirme, oyunda önüme çıkan engellerin yine görünümlerini değiştirme, zemini değiştirme, engel geçilecek engellerin arasındaki boşluğu düzenleme, yer çekimi ve skor ayarlama. Şimdi çalışma alanında bu kodları bağlayabileceğim olaylar mevcut. Olaylar kendi başına çalışan bir kod değil ama bir kod bloğunu, bir iş yapan bir kod bloğunu ne zaman çalışmasını istediğimi belirlememi sağlayan bloklardır. Hangi olay bloklarım var burada? Çalıştığı zaman, oyun çalıştığı zaman çalışmasını istediğim programımın, yazdığım algoritmanın yapmasını istediğim kod bloklarını çalıştığı zaman altına ekliyorum. Tıklandığı zaman ekrana tıkladığımda olacak kodları kod bloklarından seçip bunun altına ekliyorum. Diğeri yere çarptığında, yani nesnem yere çarptığında ne olmasını istiyorsam, bir engele çarptığında, nesnem herhangi karşısına bir engel çıkıp çarptığında ne olmasını istiyorsam ve engel geçildiği zaman, bir engel geçildiğinde ne olmasını istiyorsam onu da buraya yazıyorum. Şimdi öncelikle oyun çalıştığında nesnemin bir hızda ileriye doğru gitmesini istiyorum. Bakalım, bir kod ekledik, çalıştıralım. Çalıştığı zaman evet, bakın nesne ileriye doğru ilerliyor. Ama başka hiçbir kod olmadığı için başka hiçbir işlem yapmıyor. Yeniden başlatıyorum. Şimdi ekrana tıklandığı zaman kanat çırpsın. Böylece kuş nesnesi kanat tıklayarak onu yerde ilerlemek yerine yukarıda tutabiliriz. Bakalım, çalıştıralım.
Basıyorum. Evet. Tıkladığımda ekrana kuş yukarıya doğru kanat çırpıyor, hareketleniyor. Ama daha başka bir komut yazmadığım için herhangi bir engele çarpmıyor. Oyun bitmiyor. Tekrar yeniden başlatalım. Başka komutlar yazmaya devam edelim. Mesela kanat çırptığında kanat sesi çıkarsın. Kanat çırptıktan sonra kanat sesi çıkarsın. Bu olmasını istediğim diğer kodu altına ekliyoruz. Tıklandığı zaman önce ne yapacak? Kanat çırpacak ve kanat sesi çıkartacak. Bakalım yere çarptığında ne olsun? Yere çarptığında oyun bitsin. Bir engele çarptığı zaman oyun bitsin. Bir engel geçtiği zaman puan kazansın. Kaç puan kazansın? Şuradan skor kod bloğuyla diyelim ki 10 puan kazansın. Ve engel geçildiği zaman ses çıkar kod bloğuyla. Puan sesi çıkartalım. Seçtiğim zaman puan sesi çıkartıyor. Oyun bittiği zaman bir ses çıkarsın. Üzgün sesi. Yere çarptığı zaman da düşme sesi çıkarsın. Evet. Şimdi çalıştıralım oyunumuzu. Bakalım. Evet. Kanat çıktığı zaman ses çıkartıyor. Bir nesneye çarptığı zaman bir engele çarptığında oyun bitiyor ve üzgün sesi çalıyor. Yeniden başlatalım. Yeniden başlatmadan önce oyunu biraz kolaylaştıralım. Mesela yer çekimini biraz düşürelim. Çok düşük olsun. Bakalım. Oyunun kuşun ilerleme hızını da biraz daha yavaşlatalım. Kanat çırpmayı da biraz daha kısa tutarsak kontrol daha çok bizim elimizde olur. Çalıştıralım bakalım. Evet. Yeterli olmadı oyunun kolaylaşması için. Başka ne yapabiliriz? Bakalım şuradan. Evet. Boruların arasındaki şu iki nesnenin arasından geçmem gereken nesnenin arasındaki boşlukları çok geniş tutalım. Kanat çırpmayı kısa yapmamız çok fazla işimize yaramadı. Yer çekimini düşük yapmamız da işimize yaramadı. Onu normal yapalım. Çalıştığı zaman hızını yavaş yapalım. Bakalım. Şu anki değişiklikler oyunu bizim için kolaylaştıracak mı? Evet, aranın daha fazla olması oyunumuzu kolaylaştırdı. Evet, oyun bitti. Şimdi tabii oyunun kuralları bizim elimizde. İstediğimiz gibi bu kuralları değiştirebiliriz, düzenleyebiliriz. Mesela biraz daha oyuna renk getirmek için bir engel geçildiği zaman oyunun oyuncusu, yani bu sarı kuş, burada bakın birçok farklı karakter belirlemiş. Bir de rastgele var. Herhangi bir engel geçildiğinde bu karakter rastgele olarak değişsin. Daha sonra borunun, yani şuradaki yeşil boruları ayarlama var. Herhangi bir engel geçildiğinde bu borular da rastgele olarak değişsin. Bir de arka plan var. Herhangi bir engel geçildiğinde arka plan da rastgele olarak değişsin.
ve zemin en son olarak. Zemin de rastgele olarak değişirse herhangi bir engel geçtiğim zaman ekrandaki tüm nesneler farklı bir görünüme değişecek. Bakalım. Birinci nesneye geçtim. Bakın bütün nesneler değişti. Arka plan, engeller ve hareket eden nesne. Evet. Şimdi burada yeniden başlatalım. Skoru siliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Kurallar benim elimde. Yere çarptığında oyun bitmesin. Oyun bitmesin yere çarptığında. Onun yerine kuş kanat çırpsın. Çok uzun bir mesafe kanat çırpsın. Yani yere çarptığında kuş yukarıya doğru otomatik olarak ilerleyecek. Bir engele çarptığında da oyun bitmesin. Kuş küçük bir mesafe, çok kısa bir mesafe kanat çırpsın. Ve bir zıplama sesi, yere çarptığında da yine bir zıplama sesi çıkarsın. Böylece oyun hiç bitmeyeceği için, oyunun kurallarını değiştirdiğimiz için oyunun kolay olmasına da gerek yok artık. Oyun hızlı olabilir. Kanat çırpma yine normal kalsın. Şuradaki çok geniş boşlukları artık geniş olmasına gerek yok. Hatta bu komutu çalıştığı zaman değil, bir kere ayarlamayalım. Bunu her engel geçildiği zamana eklersem ve bunu random dersem nesnelerin arasındaki boşluklar her engel geçildiği zaman farklı bir birimde değişmiş olacak. Eğer bunu çalıştığı zaman eklersem ne oluyordu? Oyunun başında bir kere çalışıyordu ve ayarladığı boşluk oyun boyunca korunuyordu. Şimdi bakalım oyunumuz nasıl bir hale gelmiş. Çalıştıralım. Evet, yere düştüğü zaman zıplıyor. Herhangi bir şeye bastığı, dokunduğunda zıplıyor. Aradan geçersem de yine puanı kazanıyorum. Ama eğer çarparsam puan kazanamıyorum ama oyunum ilerlemeye devam ediyor. Çünkü kurallarda oyunu bitirmek için gereken oyunu bitir komutunu kullanmadık. Bunun yerine sürekli devam edebileceğimiz şekilde oyunun kurallarını değiştirdik. Evet, bu adrese girerek siz de kendi oyununuzu tasarlayabilirsiniz.